Merhaba Özgürüz izleyicileri. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği binası önündeyiz. Bu sabah saatleri itibariyle bulunduğumuz bu noktada bir silahlı saldırı gerçekleşti. Peki detayları neydi? Hemen onları sizinle paylaşalım. Saat 5 sularıydı ve plakası belli olmayan beyaz bir otomobil bulunduğumuz bu noktada Kızılay yönünden Cilah yönüne çıkarken ABD Büyükelçiliği'nin olduğu alana otomobil içerisinde silahla ateş açtılar. 4 ya da 5 el silah sıkıldığı belirtildi. Emniyet tarafından yapılan o açıklamada kullanılan aracın beyaz olduğu fakat içerisinde kaç kişi olduğu yönünde henüz emniyetin elinde net bir bilginin olmadığı da kamuoyuna paylaşılan bilgiler arasında. Evet, Büyükelçilik binasının 6 numaralı kapısında oldu bu olay. Yani tam arkamızda bulunan bu noktada basın mensuplarının olay yerine yaklaşmasına izin verilmiyor. Bu sebeple olayın yaşandığı yerin bir 100 metre ilerisinden yayınımızı yapıyoruz. 6 numaralı kapıya 4 ya da 5 el silah sıkıldı. Bu mermilerden 3'ü Büyükelçilik binasının duvarına isabet etti. Kurşunlardan biri ise kulübenin camına isabet etti. Fakat olayda ölen ya da yaralananın olmadığına da dikkat çekmek gerek. Evet, olaydan kısa bir süre sonra yani saatler 5'i çeyrek geçe buraya çok sayıda emniyet güçlerinin Emniyet Müdürlüğü tarafından aktarıldığını belirtebiliriz. Bölge adeta abluk altına alınmış durumda. Olayın yaşandığı, saldırının yaşandığı nokta bariyerlerle çevrilmiş durumda. Çevre esnafla konuştuk. Olay nasıl yaşandı? Bilgi almaya çalıştık. Fakat kimsenin bu olaydan detayları konusunda bir bilgiye sahip olmadığını belirtebiliriz. Evet, boş kovanlar sabah saatleri itibariyle emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı ve Ankara Emniyeti'nin adeta bir alarm durumuna geçtiğini söylemek mümkün. Büyükelçilik binasının olduğu alan tümüyle polislerle çevrilmiş durumda. Polis araçları buralarda devriye atmakla meşguller. Dediğimiz gibi olay yaşandı. Ölen ya da yaralanan yok. Fakat sonrasında Ankara Emniyeti ve ABD Büyükelçiliğinden bir yazılı açıklama geldi. Elçiliğin yaptığı yazılı açıklamada ayrıntıları araştırıyoruz denildi ve bir de Ankara Emniyeti'ne bir teşekkür mesajı gönderildi. Türk Ulusal Polisi'ne hızlı yanıtlarına ivedilikle cevap verdikleri için teşekkür ediyoruz. Olayın aydınlatılması yönünde umutlarımızın olduğunu belirtiriz denildi o yazılı açıklamada. Evet, geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz süreçte bu saldırıya benzer bir saldırının daha olduğuna dikkat çekmek gerek. 2013 yılıydı ve yine ABD Büyükelçiliği'nin giriş kısmında, nizamiye kısmında bir canlı bomba üzerine düşlediği bombayla elçilik binasına gelmiş ve X-ray cihazlarının olduğu noktada kendisini patlatmıştı. O saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ve bir görevlinin de yine ağır yaralandığını hatırlatalım. Fakat bu olayın detayları hakkında ise kamuoyuna tam olarak net bir bilgi paylaşılmadı. DHKPC'li bir üyenin o saldırıyı yaptığı yönünde bir açıklama gelmişti. Fakat detay bundan öteye gitmemişti. Evet, ABD ve Türkiye arasında bir gerginlik söz konusu bu geçtiğimiz süreç içerisinde. Tabii bu saldırı bu gerginliği ne derece ileriye götürür ya da bir durgunluğa sebep olur mu? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yine bu bulunduğumuz noktada bugünlerde kimi bireysel eylemlerin de olduğunu söylemek mümkün. Bu ekonomik kriz sebebiyle kimisi gelip bu elçilik binası önünde iPhone ya da ABD menşeli diğer ürünlerini burada kırarak, parçalayarak ABD'yi protesto eden eylemlere imza atmışlardı. Fakat şu anda abluk altında olduğunu söyleyebiliriz. Büyükelçilik binası etrafının yoğun bir güvenlik var burada. Ankara Emniyeti bir açıklama yaptı. Olayın en kısa sürede aydınlatılması yönünde çalışmalarımız sürüyor dedi. Ve dediğimiz gibi esnafla konuştuk, çevredeki halkla konuştuk fakat kimsenin olaya dair hiçbir bilgisi yok. Hatta taksicilerin silah seslerini dahi duymadıklarını söylediler. Buradaki bekleyişin sürdüğünü belirtelim fakat bir nokta sabah uyandığımızda sadece ABD Büyükelçiliği önünde bir silahlı saldırı olduğunu duyduk. Bunun bir gerginliğe sebep olacağı öngörümüz vardı. Elçilik önüne geldik fakat basının hiçbir şekilde bu olaya dair bir ilgi göstermediğine de şahit olduk. Toparlayacak olursak saat 5 itibariyle ABD Büyükelçiliği önünde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Beyaz bir otomobilden hareket halindeyken elçilik binasına 4 ya da 5 el silah sıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.